Evet sevgili dostlar sponsorlarımız golvar.com'un ve Kayseri Özel Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan videomuza hoş geldiniz. 28 Eylül 2023 bunun ilk videosu 28 Eylül 2023'ün ilk videosu diğerler belki canlı yayın şeklinde olacağı için Niye? Çünkü Fener'in maçı var. Hepiniz tekrar tekrar hoş geldiniz. Biraz heyecanlı bir açılış oldu. Heyecanımı mazur görün. Bugünkü maça dair skor tahminlerinizi lütfen yorum kısmına belirtin. İsmail Kartal 6'da 6'da yapalım. Farkı açalım. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal üst üste İstanbul'da oynanacak. 6 maçtan da galibiyetle ayrılmak istediğini futbolcularına iletti diyor. Arkadaşlar bu haber çok doğru değil. Anlatabiliyor muyum? Ee, bu haber sadece ısmarlama bir haber. Evet Süper Lig'de Fenerbahçe arka arkaya maçlar oynayacak. Konferans Ligi'nde arka arkaya maçlar oynayacak. Ve avantajlı bir fikstür var diyor. Avantajlı mı avantajlı değil. Sonuçta maç yapacağız yani. Yoğun bir dönem Şehir dışına çıkmamak, ailelerinden çok vakit geçirmek futbolcular için mental olarak iyi bir dönem olacağını söylüyor. Zaten matematiksel olarak herkes bu işin farkında. Bunu çok şey yapmayalım. Ama İsmail Kartal İstanbul fixtüründe 6 maçtan 18 puan çıkararak rakiplerimizle aradaki farkı açabiliriz. Hem ligde hem de Avrupa'da şu ana kadar sergilediğimiz futbol ve tüm maçlarımızı kazandığımız zaman 6'da 6 yapabileceğimizin göstergesi diyor. Ben şunu söyleyeyim. Eğer hakemler izin verirse, sistem izin verirse... İyi oynayan'a hak edene 3 puan verilirse. iyi oynayan'ın önü kesilmezse. Dolu dizgin gidenin önü kesilmezse. Fenerbahçe 6 maçtan 6 galibiyette alıp. 11'de 11 ligde yapıp yoluna devam edebilir arkadaşlar. Bunda herhangi bir abes yok. Herhangi bir tuhaflık yok. Ancak ee, hakemlere dikkat. Özellikle bugünkü maçın hakemine. Tüm gözler üzerinde olacak Zorbay Küçük. İsmin anıldığında yaşanan soru işaretlerini ortadan kaldırmak senin elinde. UEFA'nın testlerinden geçemediğini sahaya yansıtmamalı. Yani UEFA'nın testlerinden geçemediğini söyleniliyor. Bilmiyoruz ne kadar doğru ki doğrudur. Bunu sahaya yansıtmamalısın. Adil ve adalete düdükler çalmalı. Deplasman takımı ev sahibi takıma yedirmeme olayında kantarın topuzunu kaçırmamalı. Eşit olmalı. Seni baskı altına almak için yapılan yalan itibarsızlaştırmalara boyun eğmemeli. Maçın sonunda sen değil, gole katkı sonan oyuncular konuşulmalı. Her şeyden önce kendi vicdanında adaleti tesis edecek şekilde maça hazırlanmalısın. Oynadığımız son 5 maçta galip gelmemize rağmen ağır hakem hatalarına maruz kaldık. Bu nedenle artık tahammülümüz kalmadı Türkiye Futbol Federasyonu. Gözümüz bu nedenle Zorbay Küçük'ün ayrıca üzerinde olacak TFF Ork. 12 numaranın paylaşımıydı bu. 12 numara haksız mı? Herhangi biriniz haksız diyebilir misiniz? Diyemezsiniz. Demek ki Zorbay küçüktür. Mide yok, yok başka bir şeydi ya. Demek ki Zorbay küçük. Maçı adaletli yönetirse hiçbir sıkıntı olmaz kalmaz. İsmail Kartal'ın gözü Kristof Dağım'ın rekorunda diyor. Bakın yine aynı şey. Bak farkındaysanız çok fazla hani ee... ukalalık demek istemiyorum ama çok fazla yüksekten uçma haberi bunlar. Lige 5'te 5'te başladı. Christoph Daum'un 8'de 8'lik rekorunu gözünü buraya dikti diyor. Müthiş başlangıç. 12 şey. 14 sezon sonra Süper Lig'de ilk 5 maçını kazandı. Tarihte bunu 3. kez başardı. 64-65 2009-2010'da yakalamış bunu. Hedef Daum'un rekoru. Bu arada 2009-2010'da şampiyonluk e, elimizden alınıp başkasına verildiği gibi bir durum oldu. Yani bizlik bir durum Tabii ki de bizim kendi hatalarımız, kendi şeyimiz var ama yani 2009-2010'da Fenerbahçe şampiyon olmadı. Böyle bir durum var. Hatta o sezon Fenerbahçe şampiyon olsa o sezon aslında şey yapılacakmış 3 Temmuz. Çok garip değil mi? Fenerbahçe'nin şampiyon olması bekleniliyor. Bu için. Neyse Allah da herkesin gönlüne göre versin. Şimdi Davum üst üste 8 maç kazanmış. Fenerbahçe bunu etmek istiyormuş. 28 Eylül Perşembe yani bugün 3. hafta erteleme maçında Rams Başakşehir Fenerbahçe'nin konuğu olacak. Fenerbahçe'nin maçı kazanmasını tüm kalbimizde umut ediyoruz, istiyoruz, dua ediyoruz, bekliyoruz. Yani vesaire vesaire. Fenerbahçe'de iki eksik var. Şimdi bu haber biraz önemli bir haber. Bu habere ekleme de yapacağım bilginiz olsun. Çünkü e, bu habere yapmam gereken ekleme önemli bir ekleme önce konuşmalarımı konuşayım. Fenerbahçe Rams Başakşehir'le oynanacak maçta Cengiz Ünder ile Emre Mor forma giyemeyecek. Arkadaşlar bu iki arkadaşımız kesin olarak forma giyemeyecek. Yani herhangi bir e, sağ sol penaltı gol olayı yok. Kesin olarak bu iki arkadaşımız forma giyemeyecekler bu maç özelinde. Şimdi Trendyol Süper Lig 3. hafta erteleme maçı Ülker Stadyumu'nda oynanacak maç 20'de başlayacak. Zorbay küçük maçı yönetecek. Uyarılarımızı da bir kez daha tekrarladık. Bu sezon 5'te 5 yaptı. İnşallah 6'da 6 yapıp liderliğini sürdürecek Fenerbahçe'miz. 2 eksik var. Cengiz Ünder, Emre Mor, ee, Joshua King'in sakatlığı var. Şimdi benim edindiğim bilgilere göre söylüyorum arkadaşlar. Benim edindiğim bilgilere göre. Bunu Whatsapp kanalımızda da verdik. Bu arada bizim artık Whatsapp kanalımız var. Topluluk kısmında linkini attım. Sizler de WhatsApp kanalımıza katılabilirsiniz. Oradan duyurular vesaire vesaire oluyor. Bir de bazı arkadaşlara YouTube bildirim göndermiyor. Video oluyor bildirim göndermiyor. Bir şey oluyor bildirim göndermiyor. En azından orada bir ee, şeyler yaparız arkadaşlar. Şimdi Joshua King ve Bartu Elmas sakatlıklarını tamamen atlattılar. Görev verilmesi halde, halde maçta forma giyebilecekler. Bu benim duyumum. Emre Mor'la Cengiz Ünder güçlendirme çalışmasını sürdürüyorlar. Pazar gününe kadar takımla çalışıp o maçta hazır hale gelmelerini bekliyoruz. Bir aksilik olmazsa görev verilmesi halinde her ikisi de o gün kadroda yer alabilecek ama riske edip oynatacağını sanmıyorum. Bu benim duyumum. 12 numaranın duyumunu okuyayım arkadaşlar. Cengiz Ünder Emre Mor Başakşehir karşısında forma giyemeyecek. Şu anki durumu maç saatinde belli olacak diyor. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Doğu mu Samet? Doğu Samet. Şimdi buraya kadar her şey tamam. Yine devam edelim sevgili arkadaşlar, sevgili kardeşler. Nereden devam edelim? Şuradan. Başakşehir Kadıköy'e 9 eksikle çıkacak. 9 eksik, 10 eksik önemli değil. Galatasaray'a karşı oynadıkları gibi oynarlarsa Fenerbahçe 12 atar, 12-0 maçı kazanır. Yani 12 atar, 12-0 maçı kazanır arkadaşlar. Haberiniz olsun. Başakşehir Ertelema maçında Fenerbahçe'ye karşı kural gereği 4. Sakatlıklarla birlikte toplam 9 eksikle çıkacak. Ligde oynadığı 5 maçta 1 galibiyet 4 mağlubiyet yaşadı. İnşallah 6. maçında da 5. mağlubiyetini yaşayacak Başakşehir. 3 puanla 17. sırada bulunuyor. Başakşehir'de eksikler. İlk yani transfer tarihinden sonra oynayan 4, alınan 4 isim oynayamayacak. Leo Dubois, Emanuel Deniz, Oseyno Ba, Opoko ve Emirkan İlkan bu maçta görev alamayacak. Sakatlıkları süren Ömer Ali Şahiner, Mahmut Tekdemir, Patrick Şiz, Muhammed Şengezer ve Edgar Lee de İstanbul ekibinin diğer eksikleri. Keşke Muhammed oynasaydı kaleci ya. Yani Muhammed'in oynamaması beni çok üzdü. Ben e, hani bilerek gol yercesine kaleci duran bir kaleci arkadaşımız. Hani yanlış bir imada, imada falan bulunmuyorum. Bilerek gol yercesine gol yiyen kardeşimiz. Geçen sene mesela Galatasaray'ın 7-0 yendiği maça falan bakın. Sanırsınız bilerek yedi. Yani öyle bir kaleci performansı. Bizim maçta da bir tane falan hatalı gol yedi diye hatırlıyorum. Yani bilerek yemişçesine diyorum. Yanlış anlamayın. Bilerek yedi falan demiyorum. Böyle bir hastam yok. Keşke o oynasaydı. Volkan Demirel'in kısa pas hataları meşhurdur. Bunu da hatırlatayım. Volkan Demirel baskı yediği zaman kısa pas hatası yapabilir. Bunu bir kez daha hatırlatayım. Volkan Dem Volkan Babacan özür dilerim. Volkan Demirel nereden çıktı? Volkan Demirel beni andı herhalde. 12 numaranın duyumuna göre de Dubois, Deniz, Ba, Opoku, Emirkan, Ömer Ali, Mahmut, Şez, e, Patrick Şiz, Muhammed ve Edgar Lee eksik isimler. Fazladan kim var ya? Emirkan, Ömer Ali'yi de saymışlar. Ömer Ali Şahinler, Mahmut Tekdemir, Şiz, Muhammed ve Edgar Lee. Lan, Edgar Lee iki kişi mi saydın? Dubois, Deniz, Ba, Opoku, Emirkan 5, Ömer Ali 6, Mahmut 7, Şiz 8, Muhammed 9, Edgar Lee 10. Neyse. İnşallah Galatasaray'a karşı oynadıkları gibi oynarlar. O e, şeyle. Büyük ihtimalle Başakşehir'in ilk 11'i şu şekilde olacak. Volkan, Onur, Duarte, Karzev, Lima, Abeyt, Aleksic, Berkay Özcan, Serdar Gürler, bir Geyredo ve Piatek şeklinde olacak. Serdar Gürler'e Galatasaray maçındaki e, o ruh hali inşallah bu maçta da tesir eder. İnşallah bu maçta da o ruh haliyle oynar. Hani Galatasaraylı olduğu için falan kaçırmamış o golü. Sadece ruh hali öyleymiş. İnşallah bizim maçta da ruh hali öyle olur. E, onu söyleyeyim. Şimdi Başakşehir'in ilk 11'ini konuştuk. Fenerbahçe'nin ilk 11'ini konuşalım. Arkadaşlar önümde iki tane muhtemel 11 var. İlki Livakovic, Osay, Samuel, Bekao, Ciku ferdi şeklinde. Diğer 11'de e, Ciku'nun yerine Serdar Aziz'i koymuş. Belki de yabancı sınırından dolayı. Yani Livakovic, Osay, Bekao, Serdar, Ferdi, İsmail, Fred, İrfan Can, Şimanski, Tadik, Ceko demiş. Muhtemel ikinci 11'de ama şu şekilde çıkacağımız hemen hemen garanti gibi. Hani duyumcular ben bildim ettim demesin de. Çünkü garanti gibi. Bir tek sürpriz bekliyorum ben. Ben Batshuayi sürprizini bekliyorum. Burada dursun o. Havada asılı bir şekilde dursun. Yani benim beklediğim ilk 11'i söyleyeyim. Livakovic, Osay Samuel, Bekao, Ciku, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Fred, Szymanski, İrfan Can Kahveci, Tadiç ve Batshuayi. Ancak Tadiç ve Batshuayi yerine Kent Batshuayi de olabilir. Bu dediğimi unutmayın. Ama ben Cekon'un ilk 11 oynamasını çok beklemiyorum demeyim de. Neyse bir şeyler de konuşmayalım. Hani Taktiksel olarak teknik direktör bir şey düşünür. Başka bir şey olur. Ee, zarar verebiliriz. Yani ben Bahçuhay'ın oynayacağını hissediyorum. Öyle söyleyeyim. İlhan Palut Fenerbahçe'ye karşı cesur oynayacağız demiş. Şimdi Fenerbahçe maçlarından önce adettendir. Herkes bir Fenerbahçe'nin aleyhine konuşur. Çok severler. Hani bu zehirli oku atan farkı yiyip gider genelde İnşallah bu sefer de öyle olacaktır. Şimdi İlhan Palut'un sadece o kısmını aldım. Çaykur Rizespor teknik direktörü İlhan Palut. Biliyorsunuz bunların maçı Pazar günü bizimle saat 16'da. Fenerbahçe 20'yi yakalamış bir görüntü. Fenerbahçe ile hafta sonu zorlu bir maça çıkacaklar. Anımsatıyor. Fenerbahçe Avrupa'da ülkemizi çok iyi temsil ediyor. Lig'de de çok iyi başladılar. Her Fenerbahçe maçı kendi içinde zordur. Deplasmanda oynarsanız zorluğu bir tık daha artar demiş. Bir değil de 7-8 tık artar. Buradan bize düşen sürekli Fenerbahçe'yi düşünürsek bu maçın içinden çıkamayabiliriz. İnşallah çıkamayacaksınız. Biz daha iyi neler yapabiliriz? Daha iyi fark nasıl yeriz? Ee, orada mücadele etmeden iyi bir sonuçta dönme şansımız çok az demiş. Mücadele etseniz de çok az. Oyunu hep defans değil. Top bize geçtiği zaman hangi saha olursa olsun kişilikli karakterli oynamaya çalışıyoruz demiş. Stefan Kurs'a ilgili falan konuşmuş. Ben şunu söyleyeyim. Haddini bilen açıklamalar. Hani öyle döveyim, söveyim, küfür edeyim, tahrik edeyim açıklamaları değil. İlham Palta'ya buradan teşekkürlerimizi sunuyorum. En azından ahlaksız, edepsiz bir açıklama yapmamış. Teşekkürlerimizi sunuyoruz arkadaşlar. Şimdi Hocam Rize maçı nasıl olur? Hocam Rize maçını konuşalım. Niye Rize maçını konuşuyoruz? Bizim maçımız Rize maçı mı? Biz bugün Başakşehir maçını maçına çıkıyoruz. Skor tahminlerinizi lütfen ve lütfen arkadaşlar skor tahminlerinizi yoruma yapın arkadaşlar. E, skor tahminlerinizi yoruma yapın da bakalım kimler tutturacak. At, atılacak golleri de yazabilirsiniz. Bunu ısrarlı bir şekilde şiddetli bir şekilde belirteyim. Atılacak golleri de tahmin edebilirsiniz. E, Hocam senin skor tahminin nedir? Ben maç öncesi canlı yayında konuşayım. Çarpıcı iddia Jesus Tadic'i istemedi. Şimdi geçtiğimiz sezon teknik direktör Jorge Jesus'un Dusan Tadic'in veto ettiği öne sürüldü. Bu e, haberden önce ben Tadic'le ilgili şunu söyleyeyim. Son dönemde ne kadar üstüne geliniyor farkında mısınız? Sebebinin ne olduğunu biliyorsunuz değil mi arkadaşlar? Ya sebebini anlamadınız mı? Tadic bu performansı sürdürürse Fenerbahçe tarihine altın harfleri adını yazdıracak. Gol performansı süperdi, asist performansı süperdi. Gözüyle yemeye çalışıyorlar eleman yani Tadic'i gözüyle yemeye çalışıyorlar. Bunlara hani bu kem gözlü şevketlere izin yok. Bunlar istediğini yemeye çalışsınlar. Onların eninde sonunda yiyeceği şey başka bir şey. Yani yani onlar ben şunu söyleyeyim. tadiç özel antrenör tutacak falan haberleri var. Bu Fenerbahçe'nin lehine olur. Hatta ben şunu düşünüyorum. Acaba Tadic'i eleştirenler Fenerbahçe lehine bir harekette mi bulunuyor diye. Gerçekten bak şaka demiyorum. Düşünsene abicim ya. Abicim. Ben de iyice İtalyan Danilo'ya benzedim. Abicim. Abicim yapma lütfen abicim. Abicim. <laughs> Şimdi düşünsene Tadiç'i eleştirip bireysel antrenör tutsun falan diyorlar. A, oradaki amaç acaba Tadiç'i eleştirmek mi? Ulan Tadiç kendine gelsin bak çok iyi giderken şöyle böyle mi demek. Beşiktaş'ın elinden aldık. Transfer çalımı ve Beşiktaş'ın durumu ortada. Yani Tadiç de seviniyordur oraya gitmedine. Sabahın haberine göre. Genelde sabah yalan haber verir ama. Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'nin kapısından dönmüş 34 yaşındaki futbolun o dönemki teknik direktörü Jorge Jesus'a önerildiği ona hiç çıkmadığı belirtilmiş. Brezilyalı ve Portekizli isimlere yönelmiş. Tadiç'i yaşı ve çabuk bir futbolcu olmadığını düşündüğü için reddettiği ifade edildi. Şimdi ben şunu söyleyeyim. Arkadaşlar. Bak. Tadiç Jesus'un sistemine uymazdı. Hepimiz biliyoruz bunu. Futboldan anlayan bütün kardeşlerimle bu konuda hem fikiriz. Jesus Tadic'i değil kimleri kimleri istemedi. Orası da ayrı mesele. Ben bunu dile getirdim. Ya bırak hoca Ali Koç istediğini almadı falan filan diyor. Ulan İsmail Kartal'ın istediği adamlar bak. Hani düşünüyorum. E, İsmail Kartal'ın istediği adamların hiçbirini bu herif oynatmazdı. Siz bu adamı tanımıyorsunuz herhalde. Jesus'la ilgili. Yanlış yorumda bulunuyorsunuz. Bu adamı birazcık tanıyor, tanıyıp yorum yapın. Şimdi Fenerbahçe'de Tadiç Yedek kalabilir iddiası özel çalışmalara başladı. Kastettiğim haber buydu arkadaşlar. Ee... Şimdi Tadiç iyi başladı ancak son haftalarda eleştiri oklarının hedefi haline geldi. Hayır. Lig'de ilk -lig 4 haftada ortalama maç başına 4 şut pası verdi. Alanya maçında bu alanda beklenmedik bir istatistiğe ulaştı. 34 yaşındaki oyuncu Başakşehir maçıyla birlikte yeniden yükselişe geçmeyi arz oluyor. İlk kez şut pası verememiş. Evet istatistiksel olarak bu haber doğru. İstatistiksel olarak kesinlikle doğru. Anladınız mı? Ben buna bir şey demiyorum. İstatistiksel olarak doğru. Hatta bir daha söyleyeyim. Acaba bu bizim lehimize bir haber mi? Aleyhimize bir haber mi? Bence bunu düşünün. Çünkü hemen ön yargılı yorum yapmak yerine bir, bir iki dakika düşünüp öyle yorum yapın. Ve ilk kez şut pası vermedi. Ama şunu söyleyeyim. Alanya Spor evet çıkarttığı 11 fark yiyecek 11. Hem Fenerbahçe'nin şansı yaver gitmedi. Hem hakem Fenerbahçe'nin saha içinde dayak yemesini sağladı. Hem de Fenerbahçe'nin gol pozisyonlarını hakem eliyle bitirdi yani başka bir şey değil. Ha Galatasaraylılara sorsam hakem Fener'i kolladı diyorlar. Onlar bu zihniyette devam etsinler. Fenerbahçe'nin iyi oyununu sanki hakemle zannetmeyi sürdürsünler. Kendilerinin o dandik oyunu da sanki kendilerinden diye bilmeyi sürdürsünler. Bu kafayla gitsinler. Şimdi ligde 2.1'lik asist beklentisiyle en iyi oyuncu olmuş. Son Alanya mücadelesinde ilk kez şut pası veremedi. Maçı tamamladı. Yedek kalabilir özel çalışma. Hocam senin dediğin yedek bundan dolayı Hayır. Bunda, bu Tadiçi yemeye çalışıyorlar. Ben şundan dolayı. Volkan, Babacan topla çıkışlarda ciddi sıkıntı yaşıyor. Tadiç kalitesi, Ceko kalitesi de elbette karşılık verebilir. Ama Kent'le ile baskı yapıp e, İrfan'la baskı yapıp skoru birden 3-0'a 4-0'a getirebilirsin. Ha hocam şunu söyleyeyim. Skoru 3-0'a 4-0'a getirip Ceko'yu Tadiç'e almak diye bir olay düşünülmüyordur değil mi? Bu düşünülmüyordur zannetmiyorum. Ama şu düşünülüyordur. Başakşehir'i kalesine bir gol attığı anda maçın kilidi açılmış olur hem de ağzına kadar açılmış olur. Bunu da herhalde yatsınamaz bir gerçek olarak tarihin altın sayfalarında görürüz. İsmail Yükse Bayer Leverkusen kancası. Büyük ihtimalle çoğunuz merak etmiştir. Niye uçakla giriş yaptı lan transfer sezonunda değiliz. O adam neden uçak verdi diye. Arkadaşlar transfer sezonundayız. Siz transfer sezonunu yanlış anlıyorsunuz. Hocam resmi transfer sezonu o transfer tescil sezonu aldığın oyuncuyu tescil ettirip oynatabileceğin zaman. Biz şu anda transfer sezonundayız. Şu anda av sezonundayız. Şu anda istihbarat sezonundayız. İşte büyük takımlara, İngiltere takımlarına, Almanya takımlarına işte şu futbolcuyu oynatıyor musunuz? Nasıl oynatıyorsunuz diye sorma zamanı. İnceden inceden futbolcuları yoklama zamanı, gözlemleme zamanı. Şu anda transfer sezonundayız. Önce bunu söyleyeyim. Milli futbolcumuz İsmail Yüksek. Alman ekibi Bayer Leverkusen'in radarına girdi. Çoktandır girdi. Bu sezon oynadığı 12 maçı da kazanan Fenerbahçe'nin 13'te 13 yapacak inşallah. 13 maçını kazanan Fenerbahçe'miz. Oyuncularına teklifler gelmeye devam ediyor. İsmail Kartal'ın göreve gelmesiyle birlikte performansı artan takımın değişilmez isimlerinden olan İsmail Yüksek için Almanlar ısrarını sürdürüyor. Yaz transfer sezonunda genç yıldız için Fenerbahçe'nin kapısını çaldı. Red cevabı aldı. Ancak bu cevaba rağmen Xabi Alonso'nun çalıştırdığı Leverkusen. Bu arada Xabi Alonso Seneye Real Madrid yapacak. Ben bunu da ilk söylemiş olayım da. İsmail Yüksek'in peşini bırakmıyor. 24 yaşındaki Yıldız için son maçlarda da gözlemci gönderdiler. Resmi teklif yolda diyor. Zaten resmi teklif geldi. Şimdi bakınız. Şöyle bir durum var. İsmail Yüksek Ankara gücü. Northland Alanya spor maçlarını tribünden takip ettiler. Sezon sonuna kadar takip edecekler. Ocak ayında ya da sezon sonunda resmi teklifle kapıyı çalacaklar. 2020'de Gölcük Spor'dan 65 bin euroya transfer edildi. Ben şöyle bir şey söyledim. Ya arkadaşlar bana duyumu veren kişi dedi ki siz yeni Emre Belezoğlu'nun aldığınız haberiniz yok dedim. Ya daha doğrusu yeni Emre Belezoğlu'nu alıyorsunuz. Şöyle böyle Emre'yi aldığınız haberiniz yok dedi dedim. Çok kişi alay ettiydi. Şimdi evet bir Emre Belezoğlu değil. Kabul ediyorum. Hataları var. Topu dürtmekten de vazgeçmiş. Farkında mısın? Alanya maçına baktınız mı? Dürtmekten vazgeçmiş. Çabuk oynuyor. Seri oynuyor. Çabuk oynayıp seri oynayan İsmail Yüksek değil. Lever Kuzen'e Real Madrid'e bile gidebilir. Hocam çok abarttı. Gidebilir. Abi bak sezgiler var. Hız var. Top hakimiyeti var. Fizik var. Oyun zekası var. Geriden oyun çıkar, yani geriden top çıkarma var. Oyun kurma becerisi var. Bak sezgi dediğim kastettiğim pozisyonu koklamak var ya. Mesela e büyük golcü de genelde koklama duyuları çok gelişmiştir. Golü koklarlar. Gidip arka direkte saçma sapan bir yerde beklerler. Top bir şekilde oraya gelir vururlar gol olur. İsmail'de de bu sezgi var. Şu dürtme huyundan vazgeçip hızlı seri oynadığı zaman Real Madrid de yapabilir. Leverkusen de yapabilir demiştim. Şu an o aşamada. Şu an gidiyor bakalım. Leverkusen 12 teklif yaptı. Kabul etmedik. 16 verselerde kabul edecektik sezonun başında. Şimdi o da bir enteresanlık. Şöyle bir durum var. Yani biz o dönem açık söyleyeyim Merih Demiral'ı alma niyetindeydik. Merih'i becerebilseydik İsmail 12'de satabilirdik. Ama bize vermediler. Gittiler Arap Kulübü'ne verdiler. Arap Kulübü'nde de Merih ne yapar ne eder? Yani bilmiyorum. Oynuyor sürekli ama yani orada gelişimini ne yapar? Mesela Berisha diye bir elemanımız vardı. Çöplediler çöplediler çöplediler. 4 milyon euroya Augsburg'a satın alma opsiyonunu kiraladık. Transfer market değeri 6 milyon euro iken 300 bin euro kiralama bedeli aldık. Gitti orada çift forvetli sistemle yıldızlaştı. Çift forvetle yıldızlaştı. 12 milyon euro transfer market değerine çıkıp 14 milyon euroya Augsburg'dan Hoffenheim'a e transfer oldu. Ve Alman milli takımında da formasını giyer oldu. Birçok kardeşimiz kafaları taşlara burada hocam bir 14'e satan biz olmalıydık diye satamadık. Şimdi İsmail Yüksek için de aynısını söylüyorum. Berisha için de aynısını söylüyorum. Ahmet için de Mehmet için de. Bir futbolcu değerini buluyorsa satılacaktır. Değerini buluyorsa satacaksın. Duygusallık şu bu geçiniz. Bartu Elmaz'ı kütür kütür yerleştir. Yetiştir. Bak Bartu'da da ben o kumaşı gördüm. He, sen gördün ya tamam o zaman iyidir. Hayır benimle alakası yok. Ben o gördüm. Bartu'da da okumaş var. İnşallah demek istediğimi anlatabiliyorumdur. İnşallah e, size ulaşabiliyorumdur. Bartu Elmaz'da da o kumaş var. Eğer o kumaşın üstüne düşersek İsmail'i gönderip Bartu'yu yıldızlaştırabiliriz. Bunu da söyleyeyim. Bu sezon 11 maç bir gol bir asist yaptı. Belki de bugün de bir gol atacaktır. 6 numara transfer için herkesten aynı soru geliyor. Hocam Crespo ile uzatılacaksın. Sen hangi ara 6 numara alacaksın? Crespo'nun menajeriyle görüşmeler yapılıyor. Ancak bu uzatılacak anlamı taşıyor mu? Taşıyor. Fakat 6 numara alınmayacak anlamı taşımıyor. Crespo ile uzatsak da kısaltsak da yarıya da bölsek, 2 ile de çarpsak Crespo'yu gönderme niyetimiz var. Çünkü Crespo'nun menajeri ee, bir şeylik yapıyor. Bitin yavruluğunu yapıyor. Crespo'nun menajeri. Bizi çok zorluyor. Bu şartlarda sürpriz bir şekilde Crespo'yu hani sezon sonuna kadar kadro dışı bile bıraksak bırakırız. Oyuncuya ihtiyacımız var. Anladınız mı? Bir nevi idare ediyoruz. E, bu durumlar İsmail Kartal'da bizler de rahatsızız. Hani step ne olarak duruyor orada. Zayt'sın 6 numarada denenme sebebi de buydu. Crespo'yu direkt kadro dışı bırakmak gibi bir düşünce vardı. Şimdi şunu söyleyeyim. Crespo iyi niyetli ama menajeri kötü niyetli. Ya menajerini değiştirir. Niyetini değiştirir ya da bu menajerle gidip kariyerini mahveder. Bak kariyerini çok mahvedenler var. Büyük takımlara bakın Galatasaray'ına, Beşiktaş'ına, Fenerbahçe'sine bakın. Kariyerini çok heba eden oyuncu oldu. Menajerinin uğruna. Menajere dikkat etmesinde fayda var. Biz devre arasında kesinlikle bir altı numara alacağız. Bir ihtimal hariç. Nedir o ihtimal? O güne kadar ligde sanırım 18 maça çıkılmış olacak. Türkiye Kupası'nda bir maç etti sana 19, 6, 6, 12 Avrupa maçı. 31 maç. 31'de 31 çekerse Fenerbahçe yani 31 galibiyet elde ederse o zaman 6 numara sarkabilir. Böyle bir ihtimal var mı? Yok. Bu takım elbet puan kaybedecek arkadaşlar. Yani hayatın gerçekleri bunlar. Siz kaybetmek istemeseniz bile iddia baronları size puan kaybettirir. Orası da ayrı mesele. Ama 6 numara arayışımız var. Krespo ee, ile uzatılsa bile siz bunu uzatma olarak düşünmeyin. Bazı uzatmalar kısaltmadır. Açık da konuşamıyorum. Belki de görüşmeler sürdüğü için. Ve hep birlikte bekleyip göreceğiz arkadaşlar. Fenerbahçe'mize başarılar diliyorum. İnşallah kazanan taraf biz oluruz. Kazansınlar gerekirse yensinler. Hakkımıza başarılar diliyorum. Transfer duyumları da bu şekilde. Herkes de sevgi saygıyla kucaklıyorum. Hep, hocam hep gurbetçilere selam gönderiyorsun. Türkiye'de ve Can Azerbaycan'daki kardeşlerimize de özellikle selamlarımı iletiyorum. Çünkü Azerbaycan'la Türkiye'yi ben bir aynı toprak gibi düşünüyorum. Yurt dışı saymıyorum. Azerbaycan'daki kardeşler demesinler lan bize, bize niye selam gönder? Siz yurdun içindesiniz. Benim gözümde öylesiniz. İnşallah sizin gözünüzde de ben e, iyi bir yerdeyimdir. Herkese teşekkürlerimi sunuyorum. 51.400'de video çekiyorum. Ancak ben eminim 51.500 olacağız olmak üzereyiz. Maç başlayana kadar 51 bin, 600, 51 bin 700 de olabiliriz. Size bırakıyorum. İnşallah bol bol oynatma listesi açarsınız. Bugünkü maçın bitiminde ve pazar günkü maçın bitiminde çok sayıda hediye üyelik verilebilir. Hediye üyelik istiyorsanız kazanabilirsiniz. Ciddi avantajları var. Yakında görürsünüz arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hepinizi sevgi saygıyla selamlıyorum arkadaşlar.